Alaaddin Aktaş, doğalgaz cüzdanları delip geçecek, tüfeği ise teğet. Aylık enflasyonu Mayıs'ta sıfıra indiren doğalgaz, öyle söylendiği gibi kullanımın artmasıyla birlikte Kasım ayında enflasyonu zıplatacak bir etki doğurmayacak. Ama doğalgaz cüzdanları delip geçecek, o ayrı. Aralık ayındaki etki ise biraz daha belirgin hale gelecek. Doğalgaza zam gelmedi ama bu ay doğalgaz için yapılacak ödeme ekime göre 5 kat, 6 kat, kimi haneler için belki çok daha fazla artacak. Ama hesaplama yöntemindeki cinlik, bu artışın tüfeğe çok sınırlı yansımasına yol açacak. Gelin önce Mayıs ayına dönelim ve doğalgazla ilgili kararları hatırlayalım. Konutlarda Mayıs ayında kullanılan doğalgazın bedeli tümüyle Enerji Bakanlığı bütçesinden karşılandı. Ayrıca 1 Haziran'dan başlayarak 1 Mayıs 2024'e kadarki kullanımlarda da aylık 25 metreküpe kadarki miktarın ücretsiz verilmesi kararlaştırıldı. Bu düzenlemelerle birlikte doğalgazın tüfeğe olan yansımasına ilişkin yeni bir hesaplamaya geçildi. TÜİ'nin 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada uygulamanın nasıl olacağı belirtildi açıklamada 2023 yılı mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için sıfır fiyat yöntemi uygulanacaktır denildi. Bu yöntem sayesinde mayıs ayında TÜFE artışı neredeyse sıfır düzeyinde geldi. Mayıs'taki artış yalnızca %0,04 oldu. Kışın yansıma yüksek olacak denildi ama Aynı açıklamanın son bölümünde kış aylarına girişte yaşanacak artışa da dikkat çekildi, tüfe kapsamında doğalgaz fiyatının hesaplanmasına dair yukarıda sözü edilen uygulamaların, doğalgazın tüfe madde sepetindeki ağırlığı da dikkate alındığında genel endeks üzerinde 2023 yılı Mayıs ayında aşağı yönlü kuvvetli bir etki yaratacağı, ancak doğalgaz tüketim miktarının artmasına paralel olarak özellikle yıl sonuna doğru bu etkinin kuvvetli ve yukarı yönlü olacağı öngörülmektedir. İşte geldik kuvvetli ve yukarı yönlü etkinin görüleceği söylenen döneme. Ama söylendiği gibi olmayacak. Cüzdanlardan doğalgaz için ekime kıyasla çok fazla para çıkacak ama bu durum tüfeğe çok sınırlı yansıyacak. 5,7'den 0'a, şimdi 0,7'den kaça? Doğalgazda TÜİK'in esas aldığı fiyatlara dönelim. TÜİK, TÜFE'de Nisan ayında doğalgazın metreküp fiyatını 5,7201 lira olarak dikkate aldı. Yukarıda aktardığım sıfır fiyat uygulamasından dolayı doğalgazın fiyatı mayıs'ta sıfır olarak kayıtlara geçti. Bu uygulamanın esaslarını bu köşede 31 mayıs'ta detaylı olarak kaleme almıştım. Doğalgaz mayıs ayında zam görmeyen ya da indirim uygulanan bir ürün olarak değerlendirmeye alınmadı, tümüyle yok varsayıldı. O ay doğalgaz yoktu adeta. Uygulama teknik olarak da eleştirildi. Çünkü tüfe, fiyat düzeyini değil, fiyat değişimini ölçen bir gösterge. Doğal gaz yok varsayılarak yanlış yapıldığı dile getirildi ancak TÜİK Eurostat uygulamalarını dayanak göstererek hesaplamayı bu şekilde yaptı. İşte bu yüzden de Nisan'da 5,72 lira olan fiyat, Mayıs'ta sıfırdı, yoktu. Mayıs'tan sonraki aylarda neredeyse sıfır düzeyinde geçildi. Çünkü bu aylarda da aylık 25 metreküpe kadarki kullanımlar Enerji Bakanlığı bütçesinden karşılandı. Bu uygulama 1 Mayıs 2024 tarihine kadar sürecek. Ekimde kullanım 25 metreküpü aşmaya başladı ve ortalama fiyat 0,6793 liraya çıktı. TÜFE'ye ne kadar etki eder? Kasım'la birlikte hava çok soğudu, kaloriferler, kombiler yandı. Bu yüzden de tüketim ekimle kıyaslanmayacak ölçüde arttı ama cepten çıkanla tüfeğe yansıyan yine uyuşmayacak. Çünkü hesaplama yöntemi buna el vermiyor. Tane tane anlatmaya çalışalım. Tüfe'de doğalgazın ağırlığı yıl başında %2,8 düzeyindeydi. Doğalgazın metreküp fiyatı da Aralık ayında 6,0515 liraydı. Ancak bu ağırlık fiyat Mayıs'ta 0 olarak dikkate alınınca bir anda sıfırlanmış oldu. Doğalgazın metreküp fiyatı Ekim ayında 0,6793 lira. Buna göre doğalgazın tüfede yılbaşında %2,8 olan ağırlığı, Ekim'de %0,32'ye düştü. Ekim ayında 0,6793 olan fiyatın 5 kat arttığını varsayalım. Bu durumda doğalgaz fiyatı 3,5 liraya yaklaşacak. 5 kat artış çok önemli ama doğalgazın tüfedeki ağırlığı adeta yerlerde sürünüyor, yalnızca %0,32, bu durumda, doğalgazdaki 5 katlık fiyat artışı Kasım ayında tüfeye ancak 2 puan kadar etki eder. Tüfenin doğalgaz dışında kalan mal ve hizmetlerinde hiç fiyat artışı olmazsa doğalgaz kaynaklı artış %1,9 olacak demektir. Doğal gaz dışında kalan %99 bölü 68 paya sahip kalemlerde fiyat değişmediğinde tüfedeki toplam artış da böylece %1,6 olacaktır. Tabii ki doğal gaz dışındaki kalemlerde de fiyat artışı olacak, o durumu bir varsayım olarak söylüyorum. Doğal gazda 5 kat, 6 kat zam, cepten çıkacak binlerce lira ama tüfeye yansıma işte bu kadar.